Çin'de bir hayvanat bahçesinde sahte panda krizi yaşandı. Çov çov diye bir köpek türü var. Çin aslanı. Çin aslanı olarak biliniyor. O köpeklerin tüylerini kesip pandaya benzesin diye siyaha ve beyaza boyamışlar. Ziyaretçiler de sahte pandalara isyan etmiş. Hayvanat bahçesi ne yapalım burada panda yoktu biz de böyle yaptık. İnsanlar da saçlarını boyuyorlar. Köpeklerin de tüyleri boyanabilir diye cevap verdi. Oldukça mantıklı bir açıklama. Modern zamanlarda Böyle tek tip görünme sevdası var. Herkesin saçı başı aynı olacak. Herkesin yüzünde pürüzsüz bir iz olacak. Hiç karışıklık olmayacak. Burunlar tek tip görünecek. Buna reklamlar karar veriyor. Ama birkaç yüzyıl önce bugünün mankenleri Osmanlı Sarayı'na örneğin cari olarak alınmazlardı. Çünkü o zaman güzel kadın demek şişman güçlü kadın demekti. Şimdi herkes özeldir, süperdir, en değerlidir, herkes iyi olmalıdır deniyor bir yandan. Diğer yandan da herkes aynı tip giyinsin, aynı kişiye benzesin isteniyor. Oysa güzellik bir algıdır sadece. Birini severseniz o size zaten güzel gelir. Birinin yüzü reklamlarda gördüğünüz kişiye benziyor diye onu severseniz onu sevmemişsiniz demektir. Bir seçti psikolog Johansson bir deney yapmıştı. Katılımcılara iki fotoğraf gösterdi. Hangisi güzel diye sordu. Birini seçtiler denekler ve sonra hemen el çubukluyla o fotoğrafları değiştirdi deneklerin çok büyük çoğunluğu fotoğrafın değiştiğini fark etmedi ve o kişiyi neden çekici bulduklarını anlatmayı sürdürdüler. Aslında durum sadece algılardan ibaret.